Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamaları bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu gerçektir. Yani Suriye'de bir kriz vardır. Türkiye kapılarını sonuna kadar açmıştır. Komşuda bir yangın varsa biz bu yangına uzaktan bakma şansımız yok. Ve oradaki kardeşlerimizde bir sıkıntı varsa da komşusu açken de biz tok yatan durumda olmayız dedik. Biliyorsunuz bütün dünyada biliyor kapılarımızı açtık. Avrupa Birliği de başta olmak üzere bütün dünyada sizinle birlikteyiz mesajımızı veren dünyada baktığınızda nasıl olsa Türkiye bu işi kendisi götürüyor. Güzel de götürüyor. Tamam size 3 milyar veririz, 6 milyar veririz şeklindeki sözler ama yerine getirilmeyen sözler olunca yani İdlib'de mi sıkıntı var veya bir başka yerde mi sıkıntı var bırakın olsun. Nasıl olsa yeni bir göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir. Yaklaşımı ve rahatlığı kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır. Türkiye hiç kimsenin, hiçbir bölgenin, hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Orasının onların göçmen deposu değildir. Kendi oluşturdukları, yarattıkları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir. Hiç kimse kusura bakmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği de budur. Yani biz göçmenlerle ilgili evet sonuna kadar görevimizi yaptık. Yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Ama özellikle kapıların tutulmasıyla alakalı kusura bakmayın. Eğer İdlib krizi devam ederse, bölgedeki kriz devam ederse, ilave bir göç dalgası başlayacak olursa Avrupa'nın bundan kaçma şansı yoktur. %0'dır. Bununla yüzleşmek zorundadır. Dolayısıyla Türkiye'den hiç kimse daha fazla bu çerçevede bir bedel ödemesini bekleme hakkı da yoktur. Cumhurbaşkanımızın söylediği budur. Bu mesaj da alınmıştır.